çıkan sirkülasyonlar var ya, işte uzman ellerde yapılmadığı için. Hayır, tabii tabii. Yani çok şey uzman o, doktor olmayan bir yerde zaten cildinize hiçbir uygulama yaptırmayın. Evet, onu şimdi konuşalım. Evet. Evet, tamam. Evet hocam, yani şunu söyleyebiliriz ki izleyenlerimiz de bu konuda lütfen dikkatli davransınlar. Her yerde cilt uygulaması, lazer yapılmaz. Evet, yani doktor olmayan cilt doktoru, plastik cerrah, bazı işte medikal estetik hekimlerimiz de yapıyor. Bunların olmadığı yerlerde kesinlikle hiç bu uygulanma yaptırmamak gerekli. Çünkü sonrasında bir problem oluştuğunda savunacak bir durumunuz da olmuyor. Yani mutlaka doktor kontrolünde bu tür işlemin yapılması gerekli. Ve çok sirkülasyonlar duyduk işte. Basında çıkan haberler, tabii, tabii, yani. Kuaförler dahi botoks yaptırıp da sonra neticesi itibariyle çok sıkıntı yaşayan kişileri şahit olduk. Bir hakta iddia edemiyorlar hastalar. Çünkü kendisi istek üzerine gidiyor. Hani diploması olmayan, doktor olmayan hiçbir yerde kesinlikle hiçbir cilt uygulaması yapılmaması gerekli. Ve sizden mutlaka doktor kontrolünde olacak bu iş. Yıllarınızı vermişsiniz mesleğe. Evet. Ve eğer ki uygun görmediğiniz bir hastaya tedavi önermiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani hasta istiyor, ben şunu yaptıracağım, bunu yaptıracağım diyor ama biz diyoruz ki hani sizin şu rahatsızlığınız var, ondan dolayı bunlar size uygun değil. Anca şunu yapabiliriz, onlar yapılabilecek uygulamalar diyoruz. O yüzden mutlaka dediğim gibi yani hiçbir uygulamayı yaptırmasınlar. Her gün biz burada onların yan etkileriyle uğraşıyoruz. Evet. Ve şu da var hocam, siz bu konuda gerçekten çok başarılısınız. Yurt dışından gelen hastalarınız ve bulunduğunuz hastane, Avrasya Hastanesi, yurt dışından da çok hasta bayağı hastalarımız geliyor. Yani ilginç bir şekilde dünyanın her yerinden hasta var. Hakikaten ben de burada bazen şaşırıyorum. Afrika'dan gelenler, Arap ülkelerinden gelenler, Amerika'dan gelenler, Avrupa'dan gelenler hakikaten... Yani bu Zeytinburnu bölgesi o yönden ilginç bir bölge. Avrasya'da yaptığı bağlantılarla yurt dışı hastalar gerçekten çok oluyor bizim burada baktığımız. Genelde kadınlarımız çok hassas davranırlar. Çünkü hijyen çok önemlidir hocam. Tabii tabii. Kesinlikle. Ve ciltte de, sağlıkta da. Evet, yani lazer epilasyonda da hani merdiven altı yerlerde uygulama yaptırdıklarında her zaman için hastalık bulaşma olasılığı yüksek. Mesela diyot lazerlerimiz var bizim. Biz burada da kullanıyoruz. Diyot lazerler direkt cilde yapışan türde lazerler. Evet. Mesela Alex'ler uzaktan atış atıyor. Hani sizde bir rahatsızlık olsa bile birebir cilde temas etmediği için bir bulaş söz konusu değil. Ama diyot lazerler direkt cilde temas ettiği için her türlü hastalık bulaşmasına sebep olabiliyor. Mesela bizim burada öyle gördüğümüz sil bulaşması, enfeksiyon, bu tür kıl kökü iltihapları, uçukların bulaşması sık görüyoruz yani. O eğer düzgün temiz bir yerde, hijyenine uyan bir yerde yapılmadıysa bayağı başımıza dert açabiliyor. Ve sonra da Deniz Hocam gel beni kurtar. Ya keşke her şeyi de kurtarabilsek. Hepsinde kurtarma söz konusu olmuyor. Mesela bir uçuk aldığınızı düşünün. Evet. Uçuk bir daha vücuttan gitmiyor. Ömür boyu onu taşıyorsunuz. Sadece alevlendiği dönemlerde tedavi veriyoruz. Onun dışında hani vücuttan atılmıyor. Evet. Böyle negatif sonuçlar olabilir. Peki uçuktan bahsetmişken hocam, uçuk nedir, neden olur ve tedavi yöntemleri nelerdir? Ya şimdi uçuk bir virüs hastalığı. Evet. İki tip uçuk virüsü var. Bir tanesi belden aşağı genital bölgedeki uçuklar. Diğeri de hepimizin bildiği işte gece yattık korktuk dudağımız uçukladı şeklinde olan yüz çevresinde dudakta görülen uçuklar. Bu şeydeki uçuklar vücut iki uçuk içinde vücut direnci önemli. Vücut direnci düşünce ortaya çıkıyor. Ama genital bölgedeki uçuklar genelde ilişkiyle bulaşıyor. Ve uçukta vücudumuza girdikten sonra bir daha vücuttan gitmesi söz konusu olmayan bir hastalık. Hani şeker tansiyon gibi artık ömür boyu onu vücudunuza taşıyorsunuz. Genital bölgedekiler tabii ki sorun oluyor. Hani dudağımızda çıkanlar o kadar önemli olmayabilir. Ama genital bölgedekiler her zaman için uçuğunuz çıktığında karşı tarafa bulaştırma riski var.
Bu da sorun oluşturuyor. Yani o bayanlar için mesela erkek hastalar bayanlara bulaştırdıklarında genital bölgenin tedavisi bazen zor olabiliyor, inatçı olabiliyor, bakımı, temizliği uzun sürebiliyor. Hakikaten başları ağrıyor hastaların bu sefer onunla uğraşırken. Evet, tabii uçuk tedavisin dedi. Hem ağızdan hem sürme ağızdan, ilaçlar hem kullanıyoruz. Bir de vücut direncini arttırıcı vitaminler, bağışıklık sistemini uyarıcı ilaçlar veriyoruz. Peki kışın nasıl da kendimizi koruyacağız hocam? Bağışıklık sistemimizi korumak için ilaçlar mı almamız gerekiyor? Düzgün sağlıklı beslenmemiz gerekli. Yani şimdi artık bu işte her gün gazetede okuyoruz katkı maddeleri, evet. türlü yani değişik işte. Gıdalar falan. Yani mümkün olduğunca beslenmemizi doğal gıdalarla yapmak lazım. Paketli ürünleri zaten her yerde söylüyorlar. Çok fazla tercih etmeyin. İşte kilonuza dikkat edin. Yapabiliyorsanız sporunuzu yapın. Yani bunun yaz-kış diye bir farkı yok. Çünkü cilt hemen etkileniyor. Tabii ki. Yani o yediklerimiz hemen cildimize yansıyor. Cildimize yansıyor. Çok yağlı tüketirsek sivilce çıkarıyoruz. Onun dışında acı baharatlı tüketirsek bu damar kılcal damarlarının artması neden oluyor. Yine bazı alerjik gıdaları çok tükettiğimizde eğer yatkınlığımız varsa egzamaların, ürtikerlerin artmasına sebep oluyoruz. Peki vücutta kaşıntı neden olur hocam? Ya kaşıntı çok fazla sebebi olan bir durum. İç etkenler olabilir, dış etkenler olabilir. Kullandığımız herhangi bir temizlik malzemesi veyahut da ortamdaki kirlilik, toz bunların hepsi etkileyebilir. Bir de yaşlılarda özellikle kışın gördüğümüz yaşlılık kaşıntıları var. Onlar da cildin yeterince nemlenmemesine bağlı. Gelişen kuruluktan olan kaşıntılar. Banyoda eğer cildimiz çok kuruysa kışın çok uzun saatler boyunca yıkanmamak lazım. Ve cildimizi temizlerken daha böyle cildi nemlendirici ürünleri tercih etmek lazım. En basitinden mesela bebe şampuanları kullanılabilir. Cildi kurutmayan ürünler tercih edilebilir. Ve mutlaka banyo sonrasında da cildin nemlendirilmesi gerekir. Bu şekilde o cildin kuruluğundan gelişmiş olan kaşıntılardan kurtulmak söz konusu. Ama onun dışında inat eden kaşıntılarda tahlilleri yapıp iç kısımlarda herhangi bir buna sebep olacak bir durum var mı diye bakmak gerekir. Onun dışında bazen gıdalar kaşıntıya sebep olabiliyor. Bazen bilinçsiz kullanılan ilaçlar, kremler sebep olabiliyor. Onların haricinde de başka sebepten olan mesela ağır hastalıklar olabilir, kaşıntı yaratabiliyor. İşte dışarıdan aldığımız herhangi bir vücudumuza sürdüğümüz losyondur, şampuandır. Bunlar herkes için geçerli olmayabilir. Bizde öyle bir şey vardır. Ben bir krem sürdüm geçti. Hani sen de sür. Onlardan sonra mesela alerjik reaksiyonlar başlayabiliyor, kaşıntılara yol açabiliyor. Stresler yine kaşıntıyı arttırabilir. Günlük stresler onları etkileyebilir. Yani kaşıntıda bayağı bir araştırmamız gerekiyor hastaları. Şimdi son dönemde uyuzlar var, onlar da kaşıntı oluyor. Bayağı bir uyuzlarla uğraşıyoruz, onlara bakıyoruz. Evet, öyle. Stres dediniz hocam. Evet. Stres de cildimizin hemen etkilendiği en önemli noktalardan birisi. Peki yani kendimizi nasıl koruyacağız stresten ki cildimizde herhangi bir belirti olmasın? Ya işte stresten tabii korumak çok zor bir şey. Zor, çok zor. Yani insan kendini hani başını alıp belki bir dağ başına falan gidersen orada stressiz yaşarsın ama İstanbul gibi bir metropolde stressiz olmak çok zor. Yapabildiğimiz kadar öyle işte her şeyi çok ince şeyleri kafaya takmadan daha rahat olarak hani cildimizi ben işte hastalara da burada öneriyorum. Çok minimal şeyleri kafanıza takmayın. Biraz daha kendinize düşünün. Hani hep etrafla ilgilenmeyin. Kendinize dönük, kendinizde daha iyi hissedeceğiniz şeyler yapmaya çalışın. Bu şekilde biraz daha stresi azaltın. Çünkü stres birebir cilde yansıyor. Yani hem erken yaşlanma yapıyor, hem saç dökülmesi yapıyor, hem saçları beyazlatıyor, hem kaşıntılara yol açıyor. Yani bir sürü cilt hastalığı, işte beyazlıkta giden vitiligolarımız var, saç kıranlar var,
bir sürü cilt hastalığımız var bizim stresle bağlantılı olan. O yüzden yani yapabildiğimiz kadar, eğer yapabildiğimiz yetmiyorsa da uzmanlardan yani psikiyatristlerden şey alarak, yardım alarak bunları hafifletmek lazım. Başka yapılabilecek bir şey yok. Evet, saç dökülmesi dediniz. Hastanenizde de saçla alakalı da TRP ve mezoterapi yapıyoruz. Mezoterapiler yapıyorsunuz. Ekim bölümünüz aynı. Aynen. Saç ekimi de var. Evet. Yapılıyor. Yani saçla alakalı da her şey yapılabiliyor. Evet, aynen. Saç, tırnak bakımları, tırnak takipleri, onlar hepsi yapılıyor bizim bu cildiye bölümümüzde. Saç dökülmelerinde önce hastamızı görüyoruz. Hastanın durumuna göre kan tahlillerine bakıyoruz. Kan tahlillerinin sonucuna göre de ihtiyacına göre ağızdan tedavi, sürme tedaviler, şampuanlar, onların yanında da ihtiyaç olursa PRP, mezoterapi gibi ekstra uygulamalar yapıyoruz. Ve bunun da bir yaşı yok. Tabii. Yani artık zaten çok erken yaşlara iniyor. Evet, yani eskiden görmezdik. Şimdi 17 yaşında çocuklar saçı dökülme şikayetiyle geliyor. Yani muhtemelen bu yediğimiz içtiğimizin şeyleri bunlar. Etkilerini görüyoruz. Evet, ortam kirliliği hepsi etkiliyor. Yani çevre kirliliği olsun, ortam kirliliği olsun, direkt cildinize temas eden cildinizin. Savaşıyoruz aslında bir nevi. Tabii. Yani yıpratıyor her şey. Yani bu büyük metropollerde yaşam insanı yıpratıyor. Dolayısıyla cildi de yıpratıyor. Şimdi böyle geçmişte ben anneannelerimizin resimlerine bakıyorum. Böyle ciltleri pırıl pırıl. Nasıl böyle parlıyorlar, evet. Ay gibiler. Ama şu anda baktığımız zaman hocam hep böyle dışarıdan takviyelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte botoks diyoruz. Bunun adına botoks mu deriz, bunun adına dolgu mu deriz. Ya da teknolojinin en son çıkartmış olduğu cihazlardan Scarlett mi deriz. Yani bir şekilde mutlaka toparlanmak gerekiyor. Çünkü gerçekten cilt en önemli. Yani artık en önemli organ. Organımız diyelim. Tabii çünkü direkt dışarıdan görülüyor. Nereye gitse ilk karşımızdaki kişinin gördüğü kısım burası, cildimiz. Evet. Yani kalpten bir hastalığımız olsa bunu dışarıdan görmüyoruz. Ama diğerleri hemen ciltte bir problem oldu mu dışarıdan rahatsız oluyorsunuz göründüğü için. Bazen de tabii mesela bir sedef hastalığı hocam, bir egzama hastasına böyle baktığımız zaman bir tuhaf da oluyoruz açıkçası. Peki neden sedef ve neden egzama hastaları böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalırlar? Nedir sedef ve egzama? Ya sedef normalde cildin hücreleri alttan üretime başladığı zaman üst tabakaya geldiğinde bunlar dökülür. Buna cildin döngüsü denir. Bazı hastalarda bunun tam sebebi halen belli değil sedef hastalığının. Bu döngü çok hızlı artıyor. Artınca da onlar dökülemeden cildin üstünde birikiyorlar. Ve bu birikim de dıştan işte bizim gördüğümüz beyaz renkli sedefi kabukların oluşması neden oluyor. Yani bunda ailevi yatkınlık olabiliyor, stres sonrası olabiliyor, bazen ilaçlardan sonra olabiliyor. Genelde ama hani genetik faktörler yatkınlıkla ilgili oluyor. Daha böyle titiz, daha mükemmeliyetçi insanların hastalığı diye geçer sedef. Daha hassas kişilerde gördüğümüz bir durum. Biraz inatçı bir durum. Yani bazen hastalık verdiğimiz tedaviyle düzelip yıllarca bir daha çıkmayabilir. Ama bazen de her şeyi yapmamıza rağmen inat edebiliyor. O zaman da farklı tedavilere geçiyoruz. Daha ağır, hani bu kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlara benzer, daha ağır ilaçlarla hastalarımızı takip ediyoruz. Evet, bize geçmiş olsun diyoruz o zaman sedef ve egzama hastası olan kişilere. Ama mutlaka tedavinize baktırın, mutlaka bir dermatoloğa gelin. Ve belki bu cihazımız onlar için de bir... Yani hastalıkta kullanımı değil. Yani sağlıklı cilde uygulanması gerekiyor. O zaman burayı kesin, burayı vermeyelim. Yok. Burayı vermiyoruz Erhan, sakın ha verme burayı. Evet. Kaç yeter dakika oldu? Evet, aynen öyle. Çok oldu. Yeter. Hocam da yoruldu. Ağabeyi hocam yüzüme yapacak, hadi. Evet, son mesajlarını alıyorum hocam. Evet. Deniz hocam, son olarak neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Tamam, neyse onu çoğaltırız biz. Hocam çok fazla aldık zamanını. Ben konuşuyorum diye. Ay, kıyamam size. Çok teşekkür ediyorum.
Deniz Hocam, son olarak izleyenlerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çiplerini nasıl korusunlar? Ve çok güzel bir cihaz, mucizevi cihazımız Scarlett'le ilgili de çok kısa tekrar bir bilgi verelim ve programımızı noktalayalım. Yani bütün cildinde kırışıklık, leke, damar problemi, akne izleri, çatlaklar gibi şikayeti olan bütün hastalarımızı bekliyoruz. Evet. Burada o yönde elimizde tedaviyi sağlayacak çok güçlü bir cihazımız var. Onunla çok daha kolay, acısız bir şekilde ve kısa sürede iyileşmeleri söz konusu. Yan etkisi yok. Hayır, herhangi bir yan etkisi yok. Sadece o uygulama gününde hafif bir kızarıklık oluyor. Ertesi gün normal işinize gidebiliyorsunuz. Normal hayatınızda eksiklik oluşturmuyor. Evet, tabii. Herkesin cildi sağlıklı olsun. Hepimiz pırıl pırıl olalım. Aynen. Çok canlı bakalım hayata. Evet, evet. Kendimizi güzel hissedelim. Evet. Güzellik isteyen herkesi de bekliyoruz biz. Evet. Deniz Hocam'a mutlaka gelin ve mucizevi cihazdan sizler de yararlanın. Tabii Deniz Hocam'la güler yüzünü de mutlaka ama mutlaka görün diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bize ayırdığınız için. Sağ evet, kıymetli izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Cildimizde merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını uzman doktor Hatice Deniz Yardımcı'dan aldık. Dermatoloji uzmanımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli seyret izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Esra gibi ben konuşamıyorum.